Kayıt. Motor. Action. Böyle bir şey vardı. Bu neydi? Parmaktan şey miydi? Mehmet Ali abi. Aynen. Yavaş yavaş başlıyoruz Yarenciğim. Başlayalım Burak'cığım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. Bizi çok sıkıntıya sokacak bir bölümümüz var. Oh my god. Gerçekten kritik bir bölüm. Ben de Tekkolik tarihinin en kritik bölümü olacak bu. Şunu belirtmek istiyorum ki Dalyacığım. Video karşısındaki arkadaşlarımızın yorumları tamamen kendilerine aittir arkadaşlar. Benimle bu yorumların hiçbir ilgisi, alakası veya kanalla da yoktur yani. Söylediği bütün sözler, bütün yorumlardan sadece kendileri sorumlular. Allah çarptı. Laflarımızı dikkatli seçelim, başımız tam, belaya girmesin. Tam laflarına dikkat eden bir gireye ederiz. Evet. Çok dikkat ederiz. Öncelikle siyasetle aranız nasıl? Benim hiç yok. Siyasetle aran nasıl yani? Oba! Anladın şimdi. Kötü. Bok gibi. Apolitik bir insanım ben yani. Hiç takip etmiyor musun? Ya etmek zorunda kaldığım zamanlar oluyor ama çok apolitiyim yani. Hani hiç takip etmem, evet. Sevmem de. Zaten hani uzak kalman mümkün değil. Evet, bir fiili oturup izleyip okumuyorum. Çünkü gerçekten artık bıkma seviyesindeyim ve beni gerçekten toksik ağır ya, depresyon. Toksik gerçekten. O da uzak durmaya çalışıyorum. Uzak durmaya çalışıyorum. Ama mesela bu sabah benzin almaya gittim, dolarım fırladı. O yüzden de benzine inedim. Ondan mı bu kadar sıra vardı? Allah'ım! Yani uzak kalamıyorsun siyasetin sonuçlarından. Evet, Türkiye'de ülkelerde uzak kalamıyorsun ama mümkün olduğunca kaçınıyorum yani. Bugün seninle birlikte siyasetçilerin yıllar içerisindeki yaptıkları gaflara, hatalara, kazalara tepki vereceğiz. Ben de gaf yapmamalıyım, gaf yapmamalıyım, evet. Gaf yapmamalıyım. Siyasetçilerin yıllar içerisinde yaptıkları gaflara tepki vereceğiz yani. Bu kadar gerilmemeliyim. Burası Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Düşünce özgürlüğümüz var. Buraları koyun ne olur. Yani kendi geleceğimi için herhangi bir yorumda bulunmayı reddediyorum. Bu işte şey, yalaka yalaka. Aç! Yalasın, ben etliye sütliye karışmıyorum. Sen otur orada aşkım. Yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen, benim adımı yolsuzlukta anarsan, söylemeyeyim, gerisini söylemeyeyim. Belki küfür edecekmiş gibi bıraktı. Benim adımı yolsuzlukta anarsan, söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Ulan söyleseydi de şey olmasaydı bari, havada kalmasaydı değil mi? Ulan derken? Hı? Sayın Kemal... Ya salak mısın? Ulan söyleseydin dedin ya. Ben tatilden dönmüşüm. Keşkül gibi gelmişim buraya. Kafayı toparlayamadım. Her şeyi söyleyebilirim yani. Benim adımı yolsuzlukta anarsan... söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Dili dönmemiş. Anarsan'ı birkaç kez hep anan gibi bir şey çıkartmış. Onu da döndürmüş bence. Bence Gandhi Kemal artık sakin değil. Gandhi Kemal. Gandhi Kemal dedi. Gandhi Kemal diyorlar ki ben severim Kemal Kılıçdaroğlu. Konuşamadım. Bence ananı demeyecekti de başka bir şey diyecekti. Ananı gibi duyulduğu için durdu. Son ama saniye... keşke söyleseydi çünkü ananı demeyecekti. Evet. Biraz yükselmiş. Ağır bir küfür ama. Çok. Yani gerek yok söylemeye. Yani gönderme yapılması bile aslında biraz... Peki sence... demek istiyor yoksa falan gibi bir şey mi? O kadar çok analı küfür var ki. Hangisi sence? Ancak Diyarbakır... Diyarbakır... Ay. Diyarbakır... Bir sessizlik var. Cevap vermiyorsunuz Diyarbakır. Çünkü bir gelirsin. Ama duymuyorlar. Evet. Şimdi tabii... Olabilir. Seçim dönemi öncesinde her gün 3 farklı şehre falan gidiliyor. Öyle bir şey de var. Evet. Yani olsun. Orada belki öncesinde Diyarbakır'a gitti geldi. Kafa belki orada kalmış olabilir ama büyük... Gaf ya büyük yani. Kafa abi. Böyle büyük gaf mı olur ya? Evet. Tam benlik hareket. Bu tam benim yapacağım bir hareket ama hiç benlik bir yapılmaz hareket. Yani. Yani hiç benlik bir hareket değil. Ben sen nerede? Ya. Senin bir gün aradın mı Burak? Ben bir yerdeyim ama Allah bilsin öyle dedim. Sadece bunu bilsen bile yeterli. Ne konuşacağını bilmene bile gerek yok. Bingöl merhaba nasılsınız diyeceksin yani hani. Bunu da bilirsin. Bunu da bilirsin diyorsun. Evet, bu biraz fazla. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da
en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Yok artık. Oha. Oha bu gerçek mi? Edit mi? Gerçek oğlum. En güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Ne dedin Kemal Bey? Anlatır mısın? Bay Kemal. Ne anladın mesela şu anda? Al dedim çocuklara dedim. Neredesiniz? Git dedim sana. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden Trakya'nın güzel illeri ve ilçeleri. Seni tebrik ediyorum. Seni en yakın zamanda bir partinin başında görmek istiyoruz. Kurayım mı ya bir parti? Dostluk partisi. Adım Yaren çünkü. Dost ama demek. Dostluk artık çok ilgi çeken bir şey değil. Böyle bir nefret kusman lazım. Laf at falan yani. Şirret Dostluk Partisi. Dostluk olmasın işte Yaren. Ama Yaren dost demek. Kökünüzü kazıyacağız partisi mesela. Ya şey zor siyasetçilerde. Recep Tayyip Erdoğan'ınki de Kemal Kılıçdaroğlu'nunki de. Gerçekten dediğin gibi aşırı yoğun bir gündemleri var. Herkese bir laf yetiştirme çabası. Hani gidiyor kafa. Bence Trakya'nın il veya ilçe olduğunu sanması bununla alakalı değil. Ya ben bir şey mesela popçu olsam. Sanmıyorsun. Sahnede olsam bu yedirilir an tam popçu ders. Ama bir siyasetçinin... Ama Trakya iyi bölgeden biri olduğunu biliyordur herhalde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da o kadar Trakya, boş adam. Trakya bölgeden... Bilmiyorum. Yani ben beklerdim. Evet. Ne demek istediğini de. Çok da şey yapmadan. Ama bir şey söyleyeyim, bir siyasetçi için kötü bir şey bence. Kul daralmayınca hızlı yetişmez de demiş ecdadımız. Bayılıyorum bu kadına. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Yerine geliyoruz yerine. Yerine geliyoruz. Çok kötü. Yapılabilecek belki de en büyük gafı yaptı. Bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. What? Bunu biliyorum. Yerine geliyoruz yerine. Yerine geliyoruz. İyi var, iyi toparlanmış. Evet. Böyle bir şey yapsam o kadar üzülürüm ki bak eve gidip bir hafta boyunca bunu düşünüp üzülürüm. Şaka gibi. Ama sonrasında yine bir hani yerine geliyoruz. Evet. Yani o artık biz geleceğiz. O artık siyasi profesyonellik. Evet. Çok ama bir hızlı yine de ya. Bence çok güzel toplandı. Bence bu zeka gösterdi. Evet. Herkes gaf yapabilir. Çok olağan bir şey ama onu nasıl çevirdiği bence çok önemli. Daha bu güncel kafa karışık ha. Ben videolardan geçtim Günce'yi izliyorum. Neden? İki tartışalım böyle. Evet harcım. Bak ilk videoda da gaf vardı mesela. Orada hak verdi. Sonra evet. İkinci de vermedi. Dedi ki siyasetçi mi olur dedi. Şimdi de ne dedi? Güzel çevirmiş, akıllıca, zekice dedim. Evet, zeki, gaf yapabilir ama onu güzel çevirebilmesi zekasını gösteriyor dedim. Tamam evet. Burada doğru konuşmuş. Bu arada büyük gaf yani şey değil. Aklı fikri orada ya. Evet. Mesela bir şey odaklanınca aynen. Yanlış söylersin. Evet, evet. Ondan. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Aydar bunu biliyorum abi. Bu en iyisi. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böyle de gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Arkadaki gazeteci gülüyor zaten. Arkadaki gazeteci böyle. Komik ya söylerken ben mesela cümlemin yarısı ulan ne diyorum ben. Evet komik evet. Bir şey sonlara doğru bence o biraz fark etti. Evet. Ne takılıyor bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama Haydar Bey ile beraber bir... bir şey takıyorlar. Evet yani rozet falan büyük ihtimalle ama. Öncesinde bir şey söyleyip bunun üzerine bunu söylüyorsa evet. Mesela bir şey gerçekten takmaktan bahsediyorsa somut bir şekilde okey. Ama bunu kesip ama... böyle şey olduysa komik. Evinizde kırk çocuklar yapar. Televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, bisküvitler birbirlerini ikram ediyorlar. Birbirlerini yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor, benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor, bizde niye yok diyor. Bu gaf değil de dil dönmüyor diyelim. Gel Günce Hanım, siyasi liderin bisküvi diyememesi sence okey mi? Evet ya, çok temel bir eksik. Gerçekten bisküvi olduğunu herhalde kendisi de biliyor. Niye püskevit sence? Püskevit diye ayrı bir şey mi var acaba? Farklı bir yörede öyle mi kullanılıyor? Ya. Olabilir mi? Ha, şey? Şive olarak evet. Şive olarak belki öyle bir şey vardır. Asıl majör işleri insanlara hitap etmek. Hitabet. O yüzden diyorsun ki hani kelimeler doğru. Düzeltmeleri gerekiyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan hitabeti gerçekten çok yüksek. Evet. Ama püskevit de öyle çok büyük şey değil yani.
Laf mı sayılır yani bu? Ya. Ha, bisküvi. Değil bisküvi. Canım ama evet. Komik yani. Komik bir an yani. Evet. Ama yurdum insanına onun diliyle hitap etmek bence biraz mantıklı. Biraz şiirde katıyorlar evet. Yani aslında konuşmayı. Bu bir taktik strateji bile olabilir. İnanmıyorum strateji olduğuna ama... strateji evet, de olabilir strateji yani. Evet. Tamam devam. Ve sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Anlamadım. Evlatlarıma diyor, ben diyor, helal lokma yedirmediğim halde diyor. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel var. Onu da yaptık. Onu da yaptık. Bu adam gerçekten komik bir adam yani. Ay çok iyi. O aşırı komik bir video. Evet. Anlayalım. İşte içtenlik. Evet, o rahatlık değil mi yani? İçtenlik, evet. Özgüven. Bu arada Binali Yıldırım hakikaten yani siyasi aradaki en goy goy komik insan. Tam ailenizden biri gibi. Aynen. Tamam. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Unuttum. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa. Gerçekten. Kötü. Bu da kötü. Ya yani Atatürk'ün kurduğu bir partinin Atatürk'ün sözünü söylerken duraksaması ve söyleyememesi bayağı büyük bir gaf. Olur böyle şeyler. Bu kötü bir şey değil bu arada. Unutabilir. Heyecan. Ben olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok tatlı buluyorum. Evet. Hiç çirkefleşemiyor ya. Asil çok doğru kelimeler konuşuyor bu arada. Ama çok asil. Meral Akşener mesela. Bak ta çok dozunda. Kavga mı var? Hemen kızca gidelim. Aynen. Asil miyiz? Hadi bakalım. Evet. Yerine evet. Göre. Evet. Bazıları da hep kavga. İslam'ın kilidinden atılır dedik. Allah rahmet efazetlerinin dediği gibi. Ne oldu ya öyle? Allah rahmet efazetlerinin dediği gibi. Erzurum kilidim ilki İslam'ın. Mevlam'a emanet olsun Erzurum. Ben de bir siyasetçi olmak istiyorum. Böyle gidip bir şey söylemeyeceğim ama böyle sen çekim. Helal olsun falan. Siyasetçi olmuşsan bir şey demek istiyorsun herhalde. Bir insanlar şey yapıyor yani. Random atmış ya. İlk random. Siyasi figürde hitabet yeteneği çok önemli. Başa döndük mesela şimdi. Ben güncel analiz ediyorum. Ya, hitabet yeteneği mesela, çok önemli ya. Recep Tayyip Erdoğan en önemli özelliklerinden birisi yani. Tabii evet. Evet. Hani yanlış şeyi söyle ama doğru hitabette söyle. Oha, İşin tribu benim yani. Benim babamın bir lafı vardır. Oha var, testiyi kırdırır. Oha var, öküzü sürdürür. Ya. Geçmiş olsun dileklerini şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum. Pardon? AK Parti olarak da. zam de var ya. AK Parti olarak da. Gülüyor kendisi de. Kendisi de gülüyor, insanlar da gülüyor. Evet, ya parti ismi karışıyor demek yani. Evet, ikinci defa. Akşener de karıştırdın yani öyle. Yani bunu, evet. Büyük. İzleyicilerin de Refah Partisi deyince alkışlaması. Alkışlaması. AK Parti yine alkışlaması. Sonra AK Parti yine alkışlaması, sonra gülmeleri falan. Aynen. Bence siyasilerin gerçekten biraz artık yaşça genç olması lazım. Hmm, bak çok güzel bir çıkarım. Yani 20 yıldır hep aynı kişileri görüyoruz. Beyin yorgunluğu, yaşlılık, yaşlılığın getirdiği sürçülisanlar, oh. Efendime söyleyeyim düşünememeler, hani anlık aksiyon alamamalar. Ya bunlar şey, anatomik belirtiler. Bunların önüne geçmek için ve gençlerin önünün açılması için, evet, ülkenin daha dinamik ve genç kararlar alabilmesi için bence siyasilerin yaşının biraz küçülmesi gerekiyor. Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü burunlarından getiren partidir. Ağların emdiğim sütü, memelerinden emdiğim sütü. O söz neydi ya? Analarının memelerinden emdiği sütü. Analarından emdiği sütü, meme yok. Evet, meme yok, o memeyi. Başkanım ne yaptınız ya? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarz gafları biraz fazla var galiba. Memeler başkaldırmış falan. Haklı. Neye haklı ya? Meme ayıp bir şey değil ki. Ya, iyi de kardeşim, o lafı öyle anasından demez. Anasından emdiği sütü burnundan getirmek. Anasını neresine emiyor?
bazı anlarda Türkiye siyaseti gerçekten çok gergin bir şey. O gerginlikle konuşmaları hani dağılabilir. İnsan sinirlendiğinde iki kelimeyi bir araya getiremiyor yani. Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Babayı bulduk mu burada? Ama bu gaf değil, bu içten gelmiş ve söylenmiş bir söylem. Ama babayı bulma argo bir şey yani. Öyle ama demek ki o yıllarda o kadar çok önemsenmeyen bir şey. Demirel de enteresan bir karakterdi. Demirel tabii yani. Biz çok küçüktük de. Ben yoktum. Sen 97'li yani. Evet. Şöyle bilgi vereyim, videolarımıza devam edeceğiz. Avrupa İleri Çalışmalar Vakfı'nın 2016 yılında yayınladığı Y kuşağı hakkındaki raporda Türk gençleri abi siyasete en ilgili dünya gençliği olarak birinci sıraya geldi. İlgili değil, zorundayız. Zorundayız ya. İşte ama ilgili olarak. Bir de o kadar üzücü ki yani küçücük çocuklar, 7-8 yaşındaki çocuklar ekonomi konuşuyor, siyaset evet. konuşuyor. Ya 7 yaşındasın, git top oyna ya. Bu farkındalık kötü. Evet. Yani bu çok büyük bir sorumluluk. Yani şu an bizim yaşlarımızda olup da siyasetle ilgili olmayan Türkiye'de bir... Yok canım. İnsan evet. olamaz ya hani. Apolitiğim diyemezsin artık. Diyemezsin yani mümkün evet. değil. Dışında kalamıyorsun işlerin. Bir de Doğruluk Payı şirketinin araştırmasına göre 2023'te oy kullanacak Z kuşağı seçmen oranı 2 katına çıkacakmış. 2018 genel seçimlerinde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı %7 iken 2023'te bu oran %16 olacakmış. Evet, Z kuşağını da büyük iş düşecek bu yeni seçimimizde evet, diyelim. Hep birlikte yapmak istediklerimizi başarabiliriz. Evet. Demokratik bir ortamda herkes sandığa gidip oyunu verecek diyelim ve evet. devam edelim gaflarımıza. Haydi bakalım. Daha kaç gaf izleyeceğiz? Biz de bu kritik sürecin... Ha burada uyuyor değil mi? İzledim bunu evet. Taşıdığı önemi biliyoruz. Gitti. Gitti. İşte bunun için. Ne? Her fırsatta... Hem üzücü hem komik. Yani yılların getirdiği artık ne dersin? Yorgunluk mu dersin? Yaşlılık mı dersin? Ne diyeyim ki? Evet. O var. Normal, aynen. Bayağı garip yani. Evet. Bir de ne diyeceğini unutmuyor mu uyuyakaldığında? Ya prompter orada. Yazı okuyor sürekli. Oradan okuyor. Evet. Tamam, mantıklı evet. o zaman. Doğru. Evet. O yüzden uyuyor. Çünkü sadece oradakini geçeni okuması gerekiyor. Kendi düşünmesi gerekmiyor sonra. Evet, evet, aynen. Kim kaldırıyor onu ki? Bir yandım. Ben bu videoyu bilmiyordum. Çok ekstrem bir şey ya. Abi şeker hastalığıyla alakalı bir şey olabilir ya da ritim problemi olabilir. Gerçekten söylüyorum. Nasıl? Ritim problemi varsa konuşurken biraz günceyi yani. Dinlemek gerekiyor. Hayır, şeker hastası olabilir yani. Uyku apnesi daha ziyade. Ha? Ya o da olabilir. 2009'u yazarken de 2-0 var. Ya bu... 9'un yanındaki... Benim efsane videolarımın başında ilk 5'te gelir yani. Kaldı mı 9? Kaldı. 2'nin yanında 1-0 var, onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2-0'ı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. Ya ne alaka? Ne anladı ya dinleyenler? Evet. Bu çok gerçekten meşhur. En meşhur videosu Devlet Bahçeli'nin. Ya 40'a ulaşmak için geçilen o toplama çıkarma... Kara kökünü alırsak eğer... hani çok mantıksız bir... yerden işlemler yapıyor evet. ama gerçekten 40 yapıyor yani o dediğin. O şey, sonuca ulaşmış. Sonuca yani. Ulaşmış yani bir şekilde evet. gerçekten. Tebrik ediyoruz. Güzel, buna çalışmış olmalı yani bence. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Oo ne? Ne? Bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Levent Bey buradan. Olan Levent Bey oldu yani. Evet, saygılarımı sunuyorum bir anda yazık günah. Ya, yani adamın haberi yok. Orada bile değil adam öyle düşün yani. Göt de göt. Alınır mısın? Gürbakı göt olarak mı? Alınır. Alınmaz üzülür bence Gürbakı. Ben de Burkilot derim ödeşiriz. Ya salak isimler takma bana ya insanların önünde. Nereden nereye? Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş.
nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntılar orada. Ne demek? Eski Türkçe konuşmuş biraz çünkü anlayamadım ben. Benim bildiğim kadar işte hani yaren, aşk, sevgili tarzında. Ha yaran. Yaran olarak şey yapıyorlar. Kardeş falan. Ama işte böyle söyleyince de daha yaranı. +18 bir şey oluyor. Yaranım da olmuyor. Yaranım dersin mesela, yarenim. Hani ya dersin de bir mitingde mikrofonda bunu söylerken yanlış duyulabileceği ihtimali çok yüksek. Yaranım desen de çok yüksek. Ben Recep Tayyip Erdoğan sadece şeyi sevmiyorum. Bunlar diye hitap ediyor ya. Onu mu seviyorsun? Sevmiyorum. Ha, sevmiyorsun ha, evet. Evet yani bu, şu, on var, bunlar. Hani ne gerek var? Yoksa hani yaranı falan dil sürçmeleri, herkes insan yani. Evet. Siyasiler de insan. Günün sonunda hata yapılabilir. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Bu bir şaka mı? Evet. Bu bir şaka olmalı. Değil. Dili sürçmüş diyeyim. Bir şey söyleyeyim mi bak? Sarhoşken... Hani doğruları söylersin ya. Ne yaparsın? Sarhoşken doğruları söylersin. Çok yalan söyleyemezsin. O kadar düşünemezsin çünkü. Bence yorgunluk da insanlarda bunu sağlıyor. Ben bağımsız konuşuyorum. Şu an ayrıca bir konuda bir fikir belirtiyorum. Göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, aa bak. Doğru. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Doğru. Ben göstereceğim. Ahlaksız adam. Alçak puş! Terbiyesiz! Lütfen beyefendi bak be! Alçak puş! Terbiyesiz! Lütfen beyefendi bak be! Çok sığ buldum bu davranışı. Lütfen beyefendi bak be! Çıldırmışsın sen! Türkiye'deki kaliteli siyaseti gözleri önüne serdiğimiz bir televizyon programı daha. Evet ya. Hani o yıldan bu yıla hiçbir şey değişmemiş, ben sana öyle söyleyeyim. Boys, boys, boys. Bizim tarzımız birazcık böyle alçak puştu. Hayır böyle bekledi bekledi. Evet, salak. Aptal şey. Evet, devam edelim. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Ay. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri vardır. Sonra Allahsız diyorlar. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri vardır. Sıkıntı ne? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Ha? Anlamadım. Allah başının üstünde yeri mi var dedi? Abi siz gerçekten... Siz derken? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Tamam işte dediğim gibi işte Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancı işte... Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bir daha düşün. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bir şey yok. Söyle bir daha bu cümleyi. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. He. Anladın mı? Ama bak üçüncüde anladım, evet, farkına vardım. Evet. Bence bu kimsenin farkına varmamıştır o izleyiciler arasında falan. Ha, anladım. Allah insanı yarattı. İnsanı Allah yaratmadı. İnanamıyorum. Ha, yani. Nietzsche. Güzel. Aynen. Şey gözlerin, yine gözlerin babasının söylediği lafa geliyoruz. Ne demiş? Söyle, hayır oha sen söyle. Oha var. Ha. Boğayı baktırır. Oha var boğayı. Ne yaptırır? Boğa hikayesi yok. Sokmak istedim ama boğa ne vardı mı? Oha var. Sen boğa burcuydun değil mi? Hayır ben yengecim. Oha var. Öküzü durdurur. Hayır, oha var. Boğa testiyi ya. Kırdırır. Olay odaklı. Sen öküzü hadi bir hatırla testi hayatta durdurur. Hayatta. Testiye gelene kadar. Evet. Hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın feriştahı şaşacak bizim Adana tabiriyle. Ne diyor? Ferişta diyor. Şaşacak diyor. Adana tabiriyle. Ferişta şaşacak bizim Adana tabiriyle. Çok güzel. Kurtardı. Ferişta şaşacak bizim Adana tabiriyle.
Bizim Ahmet abinin periştahını oğlum gerçekten çok enteresan evet. Ya. Ay aman. Adam aman o da küfürmüş ya. Hayır. Ne desin? Nereden çıkardınız ya? Nasıl? Ne diyecekti sence? Yani. Şaşıracak. Şimdi bir sürü siyasinin gaflarını izledik. İşte bir yaptıkları ufak dil sürüşmeleri vesaire izledik. Bilinçaltı sürüşmeleri de vardı. Bu videolardaki gaflar veya komik sahneler size normal geliyor mu? Yoksa ülkeyi yöneten veya yönetmeye aday kişiler daha dikkatli mi olmalı diyorsun? İkisini de diyorum ya. Ben bu ikisine de hak verdim. Gülce sen bir dikkatli yaşıyorsun bugün. Jüri olamam. Evet. Sen boş oy at olmadı. Daha dikkatli olmalı. Ve bunun ben genelde yaşla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Yani yaş ilerledikçe böyle şeyler olması daha olası. Belki kararlarla da ilgili de sıkıntılar yaşanabilir yani. Evet. Yani yaşlılıktan dolayı. Benim düşüncem bu. Yani daha genç insanları keşke görebilsek iktidarda. Normal oğlum ne olacak değil Allah aşkına ya. Manyak mısın? Hayalde sürekli konuşma yapıyorlar. Olur yani böyle şeyler. Mesela ben senin periştahını demem normal mi? Ya da beni yolsuzlukla anarsan seni anan neyse demek bu. Komik bayağı komik gerçekten. Ama en azından doğal olduğu anlaşılıyor. Hani evet, ne bileyim kötü değil bence o kadar. Ya çok fazla bu işin içinde oldukları için ve çok fazla yaptıkları için artık biraz gelişme beklerim. Aynı seviyede kalmış olması normal gelmiyor. Ama böyle şeyler yaşanıyor olması çok normal. Bence tüm hani bu siyasiler hem biraz uzun zamandır görevdeler, yaşlandılar hem de yorgunlar. Bu da etkili oluyordur diye düşünüyorum. Yani insan olma durumunu da göz ardı edemeyiz. Çok çok da hazırlansa, her şeyi ezbere bilse, 30 kez tekrar etmiş olsa yine bir hata yapabilir. O an tansiyon düşer, şekeri yükselir, şekeri düşer, bir şey olur yani. Ya da bir dikkati dağılır. Bence bu kadar kavgacı olmamaları lazım. Hırstan, o heyecandan sebep zaten böyle şeyler yaşanıyor. Evet halkla daha iç içe ama bu kadar şova döndürmemek gerekiyor tırnak içinde şov. O daha makul olurdu diye düşünüyorum şahsen ben. Son olarak buradan siyasi liderlere kameraya bakarak iletmek istediğim bir hayır, mesaj. Vallahi yok. Abi söylemek veya iletmek istediğiniz bir mesaj var mı kameraya çok bakarak? Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın. Bence biz zaten videonun içinde söyledik yani aslında gençlere yol açmak, gerekirse de danışmanlık yapmak yani. Ama yine de gençlere önünü açmak bir şekilde faydalı olabilir. Evet. Güvenmek istiyorum. Devletime güvenmek istiyorum. Ekonomiyle de ilgilenmek istemiyorum mesela örnek olarak veriyorum. Hani ekonomiden anlamam, ekonomiyi sevmem ama ben bile ekonomiyi takip ediyorsam ve ilgileniyorsam bir sıkıntı var yani. Hayatımızda yetkilerimizi kullanırken sanki çoluğumuza, çocuğumuza karşı kullanıyormuşuz gibi. Hani benim çocuğum, eğitim sistemini düşünürken benim çocuğum nasıl bir eğitim almalı diye hareket ederlerse herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Bir de yeni insanlar görmek istiyorum. Genç insanlar görmek istiyorum. Ve sen gir. Siyaset. Azıcık anlasam girerim, ona da girerim. Birçok alanda görülmediğimi ve empati yapılamadığını hissettiğim bir atmosferdeyim. Milletin ihtiyaçlarını vesaireyi daha fazla gözlemleyerek veya ona göre hareket ederek eğer biliniyorsa bile ona göre hareket edildiğini göstererek yapılması gerektiğini düşünüyorum şu an Türkiye'deki siyasetin. Daha fazla doğru kelimeler kullanamayacağım. Ve bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Cancığıma kocaman öpücükler gönderiyoruz. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Zor bir edit olacak. Bu arada evet arkadaşlar bu videolarda ne tepkiler verildi, ne tepkiler verildi ne ama... Ne tepkiler verildi, ne tepkiler verildi. Hepsi kırpıldı, törpülendi. Evet. Gaflar silindi. Ve bu hali izlediğiniz hale geldi. Arkadan uyarılar geldi. Bunda koy bari de şey olsun, açıklaması olsun. Sürçülisan ettiysek affola diyelim ama... Çok öpüyorum. Videolarda sürçülisan üzerineydi zaten. Aynen. O siz de yapıyorsunuz diyeriz. Diyoruz. Diyoruz. Diyoruz canım. Oy vermeyi unutmayın. Evet. Haziran 2023. Hadi bakalım.